Değil mi? Edirne'nin meşhur lezzet tava ciğer ve köftesinde uygulanan çifte fiyat uygulaması kafaları karıştırıyor. Bazı esnaflar bağlı oldukları odadan tarife almadan tava ciğer ve köftenin porsiyonuna zam yaptı. Kentte bazı işletmeler tarife fiyatı 75 lira olan tava ciğer ve köftenin satış fiyatını 90 liraya yükseltti. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bugün yaptığı açıklamada esnafın çifte fiyat uygulamasına tepki gösterdi. Cingöz, esnaf tarifenin üzerinde mal ve ürün satamaz, satıyorsa sonuçlarına katlanmak zorundadır. Fahiş fiyat artırımı haksız fiyat değerlendirme kuruluna kadar gidebilir bu iş dedi. Bize henüz gelen bir zam talebi yok. Esnaf tarifenin üzerinde satış yapamaz. Yapıyorsaydı da denetlenir, yetkililer gereğini yapar. Yapamaz. Esnaf az önce de ifade ettiğim gibi tarifenin üzerinde mal ve ürün satamaz. Satıyorsaydı sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bunu denetimini yapıp işte fahiş fiyat artışı, haksız fiyat değerlendirme kuruluna kadar da gidebilirmiş. Olmaması lazım. Çift fiyat var. Esnafın kendi belirlediği fiyat tarife, her yerde aynı tarife var. Çünkü tarifeyi veren iki kurum var. Ticaret odasına kayıtlı olanlara ticaret odası, esnaf odasına kayıtlı olan esnaflara da esnaf odası. Ben ticaret odasıyla da görüştüm. En üst ticaret odasının vermiş olduğu bir zam orta yerde yok. Tarife yok. Tarifesiz satış, tarife dışı. Tarife, bunun denetlemesini belediye de yapabilir, il ticaret de yapabilir, bağlı bulunduğu odalar da yapar. Çağırın esnafı tarifeye uysunlar. Şu anda da zam verilecek konjüktür de yok orta yerde bana göre. Çünkü aşağı yukarı 2-2,5 aydır fiyatlarda stabil gidiyor. Ha, önce bir şeyi görelim, yılbaşını görelim. Yılbaşına da bir şey kalmadı. Aralık ayının ortasına doğru zaten bu asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti de belirleyecek. Bu fiyatlar nereye evrilecek? Mutlaka azalır ama şimdi Edirne ayrı bir kent. Edirne'de işlerin düşeceğini ben düşünmüyorum. Niye dersen Edirne halkı zaten çok fazla alışveriş yapmıyor esnaftan. Yapan Bulgarlar. Onun için Edirne'yi fiyatların yükselmesi çok fazla etkilemez ama ilçeleri etkiler. Bu uygun değil. Bu bizim gibi çiçek tabii kayıp. Ya zam geliyor, bilmem ne bileyim ama bu kaynayan çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. Biz de birazcık fakirlik yapalım. Her zaman ben daha önce de oda yönetiminde bulunduğum zamanları söylüyordum, söylemiştim. Bazıları kaçırır, belki de kızlar bile ama ne zaman bir zam sohbeti, muhabbeti yapıldığı zaman muhakkak ki ete, kıymaya ve ciğere zam geliyor. Ve biz tarife almadan önce zam geliyor. Ondan sonra biz onlara yetişemiyoruz, biz onları kovalamaya başlıyoruz. Fiyatlar buraya geliyor. 95 lira, 85 lira gibi piyasada satıldığını duyuyoruz. Fakat yanlış, satılmaması gereken. Yani bu ciğere sahip çıkmamız lazım. Ha, tamam diyeceksin, her şeye zam geliyor, her şeye zam geliyor ama biraz sağduyulu olmak zorundayız. Evet, değişik arkadaşlar, geçelim. Yok. Hadi bakalım dışarıda, neyse şimdi. Hadi bakalım. Hadi o kutu kalmışsın, hadi görüşürüz. Şey, burası mı soruyor? Tamam, bir tane patates. Reklam mı soruyor? Potato.